Arkadaşlar selamlar ben Berk Boyacıoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yetkili distribütör arbitraj ve marka satıcılığı üzerine nasıl bir operasyon oluşturabiliriz? Ürün tedariğimizi nasıl daha güvenilir bir hale getirebiliriz Amazon noktasında ve nasıl daha sürdürülebilir bir model kurabiliriz ürün tedariğinde? Bunu inceliyor olacağız. Son zamanlarda Amazon özellikle ürün faturası noktasında birçok satıcıya Business Solutions 3 Suspendi ile ürünlerinin faturalarla beraber onaylayıp gerçekten doğru ve orijinal ürün olup olmadığını kontrol amaçlı incelemeye aldığı birçok hesap oldu. Belki aranızda bu inceleme ve Suspendi'den de etkilenenler olmuş olabilir. Şimdi Amazon bu tarz incelemeler ve suspendler yapıyorken yani ürünün orijinalliğini ve otantikliğini size durdurup soruyorken burada aslında biraz da ürün tedarik zincirimizdeki operasyonu sorgulamamız gerekiyor. Yani ürünleri tam olarak nereden tedarik ediyoruz? Hala Amazon'ta Amazon mu yapıyoruz? Amazon.com'dan Amazon Kanada'yı mı satıyoruz? Dropshipping mi yapıyoruz? Ürünü nereden tedarik ediyoruz? Bu soruları artık kendimize biraz daha belki yüksek sesle sormamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Amazon ürünün orijinalliğini gerçekten %100 bir şekilde kanıtlandırılmasını istiyor satıcılarından. Bu noktada da hala eğer online araştırıda ne üdüğü belli olmayan yerlerden ürün alıyorsanız ya da dropshipping yapıyorsanız burada hesabınızın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olması çok olası. Çünkü birçok insan online arbitraj bile yapıyorken risk analizlerini ne demek risk analizi? Gidip de buradan bir IP alert gibi yazılımları kullanarak ya da geçmişteki grafik formasyonlarından bakarak üründe ne olup ne bittiğini anlamadan sadece ürün karlı diye alıp Amazon'da satıyorsa zaten Amazon'da suspend olmayı da gözü almış demektir. Bugün bunları göz önünde bulundurarak aslında sizlere biraz daha bu operasyonu nasıl daha sürdürülebilir, daha sağlam bir hale getirebiliriz. Nasıl? Markaların işaret ettiği yetkili distribütörlerden ürün alabiliriz ve bu neden önemli? Bunları açıklamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar neden yetkili distribütörlerle çalışmak önemli? Yetkili distribütörlerle çalıştığımız zaman aslında bir nevi markalarla çalışmış oluyoruz. Yani markalara ilk başta mail atıyorsunuz ve bu mailin tabii ki kurumsal bir mail olması gerekiyor. Berk Boyucuoğlu 35.gmail.com gibi maille değil de daha kurumsal bir şirketinizin isminin içerildiği bir mail ile beraber İletişim iletişim kuruyorsunuz ve bu iletişimden sonra örneğini de göstereceğim size. Marka size diyor ki benim şu an ürünümü belki alamayabilirsin. Belli başlı muhtelif nedenden dolayı. Ancak benim yetkili distribütörlerim var. Onlardan alabilirsin. Şimdi arkadaşlar yetkili distribütörlerle toptancıları karıştırmamak gerekiyor. Çünkü toptancılar da distribütörlerden alıyor ve kendi kârlarını koyuyor. Ama siz distribütörden ürün aldığınız zaman Amazon'un suspend gibi durumlarda sizden istediği supply chain invoice yani arz zinciri faturasını gösterebiliyorsunuz. Bu fatura neden önemli? Ürünü siz distribütörden aldınız. Distribütör de ürünü direkt üreticisinden yani marka sahibinden aldı. Böyle olunca Amazon orada ürünü doğru yerden aldığınızı tedarikçisini teyit edebildiği için hesap kapatılma gibi durumlarda da kolaylıkla aslında hesap açılımlarını yapıyor. Yani hesabınız tehlikeye girmemiş oluyor. Farklı farklı toptancı ya da tedarikçilerden ürün almaktan ziyade. Peki Yetkili distribütörlerle çalışmanın genel mantığı ne ya da yetkili distribütörlerle nasıl çalışabiliriz? Burada bir örnek görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen aylarda bir markaya mail atmıştık ve marka bize şunu söylüyor. Sizin de belki başınıza gelmiştir. Şu an için e, sipariş limitimiz dolmuş durumda ve yenik satıcı kontrolü açamıyoruz. Çünkü ürünlerini Japonya'dan getirten bir marka bu. Ve şu an tedarikte de sorun yaşıyorlar envanter yönetiminde. Ancak ürünü distribütörlerimizden alabilirsiniz. Şu an için biz yeni bir distribütör hesabı açmıyoruz. Şimdi direkt olarak bu markanın distribütörü olup direkt markadan alabiliyorsanız zaten en iyisi. Neden? Direkt olarak markadan aldığınız zaman marka yetki belgeniz oluyor. Ya da marka size Amazon panelinde direkt olarak Authorized user yani yetkili kullanıcı olarak atıyor. Böylelikle direkt olarak marka sahibiymiş gibi herhangi bir suspend korkusu olmadan satış yapabiliyorsunuz. Ancak bu olmazsa yani markadan ürün alımı noktasında eksiklikleriniz varsa yine de bu şekilde markanın işaret ettiği distribütörler aracılığıyla onlardan ürün alabilirsiniz çünkü direkt olarak markanın kendisi söylüyor zaten size e, o distribütörlerden alışveriş yapabileceğinizi. Ki burada da mailde bize şunu söylüyor. Aşağıda distrib, yetkili distribütörlerin listesi var. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi ben de size bugün bu markadan aldığımız birkaç tane distribütörü örnek olarak göstereceğim. Hani ne demek istediğimi daha iyi anlayabilin diye. Arkadaşlar şu an burada markadan aldığım distribütörlerin bir kısmını inceliyoruz. Ben de bugün sizler için bu distribütörleri aslında açıklamış oluyorum. E, Pens ATC. Şunu web sitesine geleyim mesela. Nasıl bir distribütör olduğunu hep beraber bakalım. Bir de şuna bakacağım. Bakın Pens ATC genel olarak ofis ürünleri satan bir distribütör ve ofis ürünleri gerçekten Amazon'da çok hacimli satışları olan bir kategori. Ben de sevdiğim bir kategori. Aşağı doğru geldiğim zaman distribütörün telefon numarası, mail adresi, normal fiziksel adresi var. Burada open account kısmına geldiğim zaman bir form beni bekliyor. Şirket bilgilerimi, şirketimin billing adresine, şirketimin banka bilgilerini ki banka bilgisi olarak Mercury kullanabilirsiniz ve diğer bilgileri buraya girerek arkadaşlar şu buradaki mail adresine bu formu tekrardan doldurup geri göndererek kayıt olmuş olabilirim. Bir diğer distribütörde SP Richards'tı. SP Richards'ta da şurada sanıyorum ki ana sayfasına geri gelelim. Become a customer diyelim. Bakın arkadaşlar yine burada şirket bilgilerinizle beraber kolayca distribütörün paneline kayıt olarak onlardan markadan sattığı ürünleri alabilirsiniz ya da onların direk diğer marka yetkili distribütör oldukları markalara da kolaylıkla ulaşabilirsiniz aslında mantık aynı mantık bunu dediğim gibi bu şekilde anlamak oldukça önemliydi peki neden distribütörlerden alıyoruz şimdi arkadaşlar ürünü artık distribütörden aldığınız için Fatura noktasındaki orijinalliğinin kanıtlanabilirliği bize solution stili için çok önemli. Bir de ürünün aynı şekilde fiyatı da. Niye? Çünkü marka distribütöre satıyor, distribütör de size satıyor. Arada başka biri de olmadığı için evet markadan alsanız daha iyi, ancak en azından toptancılardan ziyade daha uygun bir fiyata alacaksınız demektir. Mesela bakın bu Pilot Store'un şu ürünü yaklaşık 6 kişi tarafından satılan bir ürün ve 37 drop'u var. Bunu 4 ile çarpıyorduk normalde Amerika'da. Zaten Seller AMP'ye baktığım zaman da 128 adet aylık satışı olan bir ürün. Fena değil. Dediğim gibi burada distribütörlerden fiyat alarak ilerlememiz gerekiyor. Bu şekilde çok fazla iyi ve uzun seneler satabileceğiniz ve daha düzenli ve istikrarlı bir model içerisinde satabileceğiniz ürünlere erişebilmek mümkün olacaktır arkadaşlar. O yüzden bunların unutulmaması gerektiğini taraftarıyım. Piyasada çok fazla yanlış iş modeli üzerinde yönlendirmeler var. Bu yönlendirmelere eğer uyarsanız Amazon hesabınızı çok kısa bir süre içerisinde kaybetmeniz oldukça olası. O yüzden bu tarz noktalara arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Distriptörlerle iletişime geçerken de arkadaşlar elbette bir mail ya da telefon ya da en son aşama marka da oluyor bu genelde. Zoom toplantısını yapıyorsunuz. Bununla alakalı da mutlaka yanınızda eğer siz bilmiyorsanız özellikle telefon ve zoom toplantısı için marka noktasından bahsediyorum. İngilizceyi iyi bilen bir arkadaşınızın, dostunuzun bu toplantılara katılması oldukça önemli. Peki ben size şu an örnek bir marka üzerinden aslında bu distribütör gösterimini yaptım. Peki siz kendiniz nasıl marka bulabilirsiniz? Ben burada Smart Scout'u kullanacağım. Smart Scout yazılımını kullanarak ilgili markaları ve dolayısıyla yetkili distribütörleri bulmak için arkadaşlar brands kısmına geliyorsunuz ve filters istiyorsunuz. Burada ofis ürünleri ya da diğer farklı farklı kategorilerden bir tanesini seçebilirsiniz. Diğer örnek ofis ürünü olduğu için ofisten ben de devam edeceğim. Bilenler bilir benim de sevdiğim bir kategoridir. Şöyle office products diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Amazon in stock rate diyor. Amazon biliyorsunuz büyük bir pazar yeri olmasının yanı sıra aynı zamanda çok da büyük bir distribütör. Ve Amazon markalardan ürünleri çok daha kitlesel bir şekilde aldığı için bizim alabileceğimiz fiyatın çok çok daha altına eksklusif bir fiyat alıyor. O yüzden burada Amazon'un stock rate'ine maksimum 10 diyorum. Çünkü Amazon'un çok fazla listelemede olmasını istemiyorum. Fiyat anlamında rekabet edemeyeceğim için muhtemel olarak. Daha sonrasında arkadaşlar şurada yapmam gereken şey average number of seller diyor. Average number of seller da hani sadece markanı kendisi satıyorsa ve diğer resellerlara kapalıysa o tarz markaları bulmak istemediğim için burada minimum 3 adet satıcısı olsun diyorum en üstteki kısma. Ve burada pro ürünün o, bize ağırlığını soruyor arkadaşlar gramaj olarak. 1000 gram yaklaşık 1 kilo olsun diyorum. Çok ağır bir ürün. Muhtemelen operasyonlar anlamda bana sıkıntı yaratabilir. Ve bu şekilde aramamı tamamlayarak Search diyorum. Bakınız arkadaşlar 769 adet ürün buldu. Bu 769 adet olan ürünü Excel ile CSV dosyası şeklinde şurada gördüğünüz gibi olan formatta bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz ki benim de şu an indirdi. Daha sonrasında bu Excel üzerinde artık sizin bir veriniz var. Yani veriye sahipsiniz. Bu veriyle beraber çok daha rahat bir şekilde ürünleri izleyebileceğiniz yöntemle beraber aslında artık mail atma noktasına geçebilirsiniz. Bakın burada örnek olarak ne yapacağım? Tabii ki çok büyük markalardan muhtemelen geri dönüşler alamayacaksınızdır. Onların beklentilerinin daha farklı olması noktasında. Ancak şöyle örnek bulayım. Mesela şu marka olsun Grandstream. Grandstream'e geliyorum. Ne tarz ürünlere sattığına merak ediyorum. Şu tarz hem ofis hem ev ürünleri satan bir yer. Ratingleri de fena değil. Dediğim gibi arkadaşlar zaten hemen yani ratingine bakmayın. İlk önce markaya ulaşın. Marka size geri dönerse markayı daha detaylı olarak incelersiniz. Zamanınızı da daha verimli kullanmış olursunuz bu şekilde. Şu an Grand Stream. Daha sonrasında arkadaşlar geliyorum. Neydi? Grand Stream. Arıyorum Google'da. Bakın buldum web sitesini tamam mı şirketin resmi web sitesi şöyle kontak as bölümü benim için önemli olacaktır kontak as bölümüne geliyorum ve kontak as bölümünde arkadaşlar sales departmanı yani benim ürün alabileceğim departman her zaman satış yani sales departmandır sales departmanının bilgisi benim için çok önemli bakın burada bir form üzerine mesela geldi bu form üzerinden şirket bilgilerinizi bakın asla kişisel bilgi kullanmıyorsunuz. Gelip buraya Berk Boyucuğlu 35 cm gibi bir ifade yazmayın. Şirket bilgilerinizle beraber arkadaşlar burada mesaj kısmına şirketinizi tanıtıyorsunuz. Şirketinizle alakalı onlardan ürün almak istediğini ve onlara nasıl katkı sağlayabildiğinizi dile getiriyorsunuz arkadaşlar. Bizim yetkili distribütör arbitraj ve marka üzerine çok kapsamlı ve spesifik bir eğitimimiz bulunmakta. Bütün her şeyi A'dan Z'ye aynı zamanda arkadaşlar size mentorlukla beraber sunuyoruz. Bu konuda da profesyonel bir destek almak isterseniz eğer kendinizin yürütmesinin yanında bizlerle de her zaman iletişime geçebilirsiniz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar bu kısımların hepsini tamamlayarak submit diyorum. Bu tabi ki panele gönderim yani direkt olarak panelde size belli başlı bilgileri veriyor. O bilgileri doldurarak onlara ulaşıyorsunuz. Peki direkt olarak markada mailine nasıl ulaşıyoruz? Onunla alakalı bir örnekle göstermiş olayım. Şöyle aşağı ineceğim. Mesela arkadaşlar şöyle e, Acroprint. Sanıyorum ki bu bir saat satan bir yer. Acroprint. Benim için dediğim gibi markanın bir ürününün olması, belli başlı bir ürünün olması önemli. O yüzden ilk olarak buraya bakıyorum. Acroprint. Tamam. Bunları da hemen bulayım. Acroprint diyorum Google'a. Ve çıktı arkadaşlar. Aşağı kısımda olur genelde direkt kontak sayfaları. Bakın aşağı kısımda hemen buldum zaten. Şöyle General Inquiries için şu maili vermiş. Müşteri hizmetleri için sağdaki mail. Arkadaşlar müşteri hizmetleri ürünle alakalı teknik sorunu olanlar için geçerli olan bir mail. Ya General, General Inquiries yani genel sorular ya da Sales Departmanı ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Şunların de kontak las bölümü varmış sanıyorum ki bir de oraya bakayım. Bakın kontak las bölümünde de arkadaşlar burada size bir ifadeyle mailinizi ekleyebileceğiniz alanı vermiş. Ya buradan submit edersiniz ya da direkt olarak get started olarak kurumsal mail hesabınızdan arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Kurumsal maillerinize dikkat etmeniz gereken şey şu. Dediğim gibi direkt olarak markaya hani ben sizin ürününüzü alayım bize satın falan değil de onlara ne verebilirsiniz? Onlara ne vaat ediyorsunuz? Onlara ne gibi bir yetkinlik ve farkındalık katabilirsiniz? Ve ne noktalarda uzmansınız? onlara artı katabileceğiniz değerleri öne içeren bir mail şablonuyla iletişim kuruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında genelde olarak bu toplantılar eğer ilerlerse telefon ya da marka Zoom görüşmelerine kadar devam ediyor ve bu şekilde nihayetleniyor aslında. Burada önemli olan şey kendinize bir zaman çizelgesi ve kurumsallık kurmanız arkadaşlar. Bu noktada dediğim gibi eğer Profesyonel bir destek almak isterseniz de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Amazon'da sürdürülebilir bir model kurulumu noktasında. Hem Amerika'da hem de Kanada'da büyük operasyonlar olan bir kurumuz. Bunu da dedikten sonra arkadaşlar umuyorum ki video faydalı olmuştur. Umuyorum ki yetkili distribütör arbitraj neden önemli? Neden alelade bir yerden ürün almak yerine markanın gösterdiği yerlerden ürün almak bizim için önemli? Ve son zamanlarda bütün satıcıların neredeyse karşısına çıkan business solution stili suspending'in aslında bize sorması gereken, daha doğrusu sordurtması gereken soruya nasıl iyi bir zinciri kurarak uzun dönemli bir cevap verebiliriz. Bunu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa, eğer anlamadığınız bir şey varsa da videonun altında bizlere sorularınızı bildirin. Sorularınızı seve seve her zaman cevaplıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.